Şimdi bir 29 Ekim, yani şimdi şöyle söyleniyor. Yani İmamoğlu adaylardan biri, diğeri Mansur Yavaş, işte ikisinden bir tanesi falan filan. Bana sorarsanız İmamoğlu çoktan adaylığını açıkladı. Yani işte CHP açıklasın, açıklıyor mu, açıklayacak mı falan. Açıkladı İmamoğlu. Yani 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı kutlamasında yaptığı konuşma. Arkasından 30 Ekim'de Ahmet Özer'e kayyum atanmasından, gözaltına alınması tutuklanmasından sonra Çağlayan'ın önüne gelerek yaptığı açıklama. 31 Ekim'de benim de gittiğim Esenyurt'taki o mitingde Özer'den evvel çıkıp yaptığı konuşma. Ya da işte dün Brand Week, bu danışmanı Necati Özkan'ın düzenlediği toplantıda yaptığı konuşma. Ya daha İmamoğlu nasıl desin ki ben adayım diye. İster Mansur, yani Mansur Yavaş'ın o da olabilir aday. Yani CHP'den aday olabilir. Efendim veya işte olmazsa gider başka yerde de olur. Bağımsız olur. Son derecede şey olur. Ama Ekrem İmamoğlu bir şekilde adaylığını kendi açısından ilan etti. Yani dün mesela söylediği cümleyi alalım. Çok açık ve net. Dünyanın ve Türkiye'nin problemlerine, sorunlarına işte popülizm dedi, işte ekonomi dedi, adaletsizlik dedi, yeni sistem düzen dedi. Sonunda da dedi ki bütün bunları söylerken elbette ki en önemli görevin en başta bana düştüğünü iyi biliyorum dedi. Şimdi biz bunu nasıl okuyacağız? Yani hani bunu bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak söylemedi. Dünyadaki perspektiften Türkiye'ye aldı sorunları. Arkasında da en önemli görev bana düştüğünü düşünüyorum dedi. Şimdi onun haricinde işte dünkü konuşmada kayyum atamaları vesaire tutumlara karşı sesimi yükseltmeyi önemsiyorum dedi. Demokrasi iktidarın keyfinde bırakılamaz dedi. Ve evrensel hukuk kurallarından bahsetti falan. Bütün bunları söylerken aslında İmamoğlu, hepimiz biliyoruz bunu artık. Fiili olarak ben varım. Ben bir şekilde bu yarışın içinde olacağımı beklerim. Dolayısıyla bundan sonra tartışılacak olan işte önce istinafta, ki belli ki istinafta da o kadar kolay değil. Yani geçen gün Tevlüt'te Cansu Çağlıbey'le konuşan eski başkan yardımcısı Bülent Arınç'ın ahmak davası üzerinden verilecek bir kararın nasıl bir kara karar olacağına dair. Tabii biz biliyoruz da bunu. Hani bunu eski bir temsilcileri, bir dönem işte en yakındaki olmuş bir isim de hatta kurucularından, bravo, hatta kurucularından dört önemli isminden biriydi işte bu son dönemde şey yapılana kadar, dışında kalana kadar. Şimdi böyle bir tablodan bahsediyoruz. Bu tabloda belli ki istinaf bunu alsa bile, ki dün akşam Özgür Özel, Uğur Dündar'la da Sözcü TV'de bir programa çıktı, onu da seyrettim. Tabii oradaki Özgür Özel'in cümleleri biraz kafa karıştırıcı açıkçası. Yani işte Cumhurbaşkanı olsun istiyorsa hadi yasak getirsin falan gibi. Yani bu cümleler tabii çok tartışılabilir, çok elastik cümlelerdir. Yani buna tabii karşı çıkmak. Bu niyetle söylenmiş olabilir ama tartışmalı bir cümle. Burada gözüken şu: İmamoğlu bir şekilde Cumhurbaşkanı adayıdır. Bir. İki, Mansur Yavaş da çok etkin, önemli bir isimdir, saygın bir isimdir. Ama yani bu özellikle son kayyum tartışmasında kendi partisinin bir belediye başkanına getirilen çok geride durdu. Aslında 2023 seçimleri öncesinde de, yani 3 adaydan bir tane sonra adı alınırken de herkes şunu söylüyordu. Yani biz Mansur Bey'in genel ana noktalarda, ana omurgalarda ne söyledi? Yani demokraside, Kürt sorununda, ekonomide bilemiyoruz. Yani fokus, o da hep şeyi söylüyordu. Ya yani ben bir kamu görevi yapıyorum ve şu anda bu konularda konuşmam. Hala burada şey yapıyor. Gerçi hem daha sonraki konuşmasında yani kayyumun doğru olmadığını daha tırnak içinde utangaç tavırlarla söyledi, dile getirdi. Bir protesto gösterisinde kayyumla ilgili Ankara'da durdu orada. Esenyurt'a gelmedi ama orada bir tavır göstermeye çalıştı. Ama belli ki Mansur Bey bu konuda biraz daha geri kaldı. Oysa bunu bir kendisi hukuk insanı olarak, hukukçudur kendisi, ki bugün biraz evvel hepimiz gördük Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özel tutukluluğuna red sürecinde yine nerede bir Kürt varsa, nerede bir Kürt sorunuyla ilgili bir konu varsa, nerede bir başta Selçuk Mızraklı tutuklu bir insan varsa gizli tanığı görüyoruz. İşte Ahmet Özel'de de gizli tanık var. Yine gizli tanık çıktı. Ya bırakmıyor, çünkü gizli bir tanığımız var. Hiç bitmiyor. Kürtlere gelince hep gizli tanıklar var. Şimdi
Hukuk insanı olarak eğer Mansur Yavaş bütün bu tabloyu görmüyorsa, bütün bu yaşananların farkındadır. Buna rağmen sesini yükseltemiyorsa, burada da doğal olarak bu işin Kürt Türk değil, bu işin hukuk ya da hukuksuzluk, demokrasi ya da antidemokratik süreç, demokrasi ya da otokrasi olduğunun farkında, ayrımında değilse, ki ben olduğunu düşünüyorum, ama ona rağmen inisiyatif almıyorsa, o zaman İmamoğlu gibi toplumun genelini daha da kapsayan mesajları verebilecek bir kişinin Cumhuriyet Halk Partisi içinde öne çıkmasının daha mantıklı hale geldiği bir süreci görüyoruz. Onun için ben burada şunu düşünüyorum. İmamoğlu, katılırsınız, katılmazsınız, beğenirsiniz, beğenmezsiniz, eleştirirsiniz, ama bizlere, topluma, akademisyenlere, gazetecilere, entelektüellere bir tartışma zemini sunuyor. Yani fikirlerine katılmasanız bile, dünkü konuşma, evvelki konuşma bir hayalden bahsediyor. Biz bu hayal tasını anlayabiliriz. Oy da vermeyebiliriz, beğenmeyebiliriz. Ama bir zemin var karşımıza. Şimdi Mansur Yavaş'a baktığınız zaman, belediyede doğal olarak, hani daha seçimlere daha zaman var. Zaman var, ama Türkiye'de ne zaman, nasıl, neyin tetikleyeceğini, işte Trump'ın seçiminden sonra, yani onu da zaten siz yeni arada hep konuşuyorsunuz. Trump seçmenlerinin, dün Evren Baltalı Timur'daki yazısında vardı, Trump seçmenlerinin 1/3'ü otokrasiye uzak değil. Bir araştırma sonuçlarını Evren Hoca yayınlamıştı. Şimdi dünyada demokrasi, devlet, ekonomi, otokrasi tartışılıyor. Biz burada kendi gündemimize bir şekilde gömüldük. Demokrasiyle ilgili yıllardır gelen bir süreç var. Ve burada ses yükselten, bana sorarsanız, daha şanslı, daha akıllı. Sadece bunu Kürt oyları olarak söylemiyorum. Yani Türkiye'de demokrasiyi herkes için isteyen bir zihniyetin artık gelmesi gerekiyor ve karşımızdaki sistemin, rejimin ne yaptığını da hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla burada bu konuşmalar içinde, bu varoluş içinde, bu ortaya tartışma zemini açma noktasında İmamoğlu birkaç adım önüne geçti Mansur Yavaş'ın. Yani daha 2 sene var. İşte Türkiye'de hani bir ezber var. Ben bu ezbere de inanmıyorum, ama işte Türkiye sosyolojisi daha merkez sağ, daha işte sağ, hatta hafif sağındadır. Milliyetçiler daha işte muhafazakar milliyetçiler daha fazladır. Ben Türkiye'deki içinde milliyetçinin, muhafazakarın, sosyal demokratın, herkesin olduğu geniş kitlelerinin makul çoğunluk olduğunu düşünüyorum. Bu makul çoğunluk birlikte yaşamı, demokrasiyi, hukuku, yani hukuksuzlukla karşı karşı kalmayan kim var ki? Yani Kürtler, Türkler, herkes aynı şeyin içinde. Çünkü herkes artık şunu farkında. Ülkede hukuksuzluk başlarsa er ya da geç sizin kapınızı çalıyor. Dolayısıyla bugün eğer Türkiye'de muhalefete veya işte iktidara yürümek isteyen, bunun için iddia koyan kişiler bugün bir şey söylemezlerse, seçimlere doğru gittikçe bu söylemin şekli, şemalinin karşılığı daha az olabilir diye düşünüyorum. O yüzden İmamoğlu önemli görüyorum.